sağlandı. Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bu konuda antat kaldı. Anlaştılar. Ergene ilçemizde de hastane yatırımlarımızı inşallah gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında tabii yine arkadaşlar özellikle tarımsal sulamalarla ilgili, yani devlet su işlerinden özellikle gölet yapımları ve damla sulama sistemleriyle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Bakanlığımızın başlatmış olduğu 1000 günde 1000 gölet projesi kapsamında Tekirdağ'ımızda 34 tane göletin yapımı ya planlama aşamasında ya da ihale aşamasında, bir kısmı da devam etmekte. Bunları da 2019 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Dolayısıyla şu anda %8'i sulanabilir olan Tekirdağ'ın arazisinin %20 civarında sulanabilir hale getirilmesi gerçekleştirilmiş olacak. Sulamanın yanı sıra çok önem verdiğimiz toplulaştırma projemiz var. Tarım Bakanlığımızın yürüttüğü ve ilimizde öncelikle Süleymanpaşa, Malkara, Hayrabolu gibi tarımın gelişmiş olduğu yerlerde 700 bin dekarlık toplulaştırma ihalemizi gerçekleştiriyoruz. Bunun da yeterli olmadığını gördük. Buna ilave olarak 500 bin dekar daha ilave ederek 4 milyon dekar ekilebilir arazisi olan Tekirdağ'ın yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin dekar arazisinin de toplulaştırılmasının 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi konusunda düğmeye basın. Bunun yanında ilimizde devam eden toplum yararına çalışma projesi kapsamında çalışan kardeşlerimizin 6 ay olan süresi dün itibariyle bitti. Bunların süresinin uzatılması için Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu ile yaptığımız görüşme neticesinde sürelerin uzatılması konusunda talepte bulunduk. Bunu da inceliyorlar. Belki önümüzdeki hafta bu konuyla da ilgili bilgi gelecek ve bunların da süresinin uzatılmasını sağlamış olacağız. Dün geldiler. Tamam, biz görüşmemiştik başkanımızla bu konuyu. Bu müjdeyi de bu vesileyle vermiş olalım. Burada Tekirdağ ilimizde çalışan toplum yararına çalışma programındaki kardeşlerimizin de hem çalışma süreleri uzatıldı hem de bundan sonra ilave olarak daha 450 civarında kardeşimiz toplum yararına çalışma programından yararlandırılacaklar. Değerli arkadaşlar, bizler hükümetimizin yatırımlarının biraz önce bahsettiğim gibi ilimize gerçekten hızlı bir şekilde gelebilmesi için halkımızın bize vermiş olduğu desteği ve sorumluluğu da hiçbir zaman unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Ancak hepimizin gördüğü, ben şimdi size bir soru sormak istiyorum. Hepimiz burada Süleymanpaşa ilçesinde oturuyoruz herhalde. Süleymanpaşa ilçesinde hangi mahallede ve sokakta oturursanız oturun, bulunduğunuz sokakta çamura basmayan, yazın tozda olmayan herhangi bir kardeşimiz varsa bana lütfen söylesin. Yani şu anda benim yaşadığım yerden sizin yaşadığınız yerlere kadar, tüm Süleymanpaşa, bırakın Süleymanpaşa'yı, tüm ilçelerimiz, bakın 11 tane ilçemiz istisnasız olarak ayağı kışın çamura basmayan, yazın tozdan kavrulmayan bir tane Tekirdağlı kardeşimiz var mı? Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan şu ana kadar memnuniyet oranı sorulduğu zaman bir anket şirketi sormuştu. Kaçıncı sıradaydı? 30 tane büyükşehir belediyesi arasında Tekirdağ'ımız. 30. sıradaydı. En son yapılan ankette 30. sıradaydı. Şimdi bu, bakın biz siyasetçiler olarak belki objektif söylemeyebiliriz diyelim ama bir anket şirketi, objektif bir anket şirketi bunu ortaya koydu. Ve bunları ortaya konulduğu zaman Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız her zamanki tabii ki rahatlığıyla da ya diyor ki o çalışmalar daha önce de yapılmıştı. Seçimlerde gördük. İşte ben o zaman kazanıyor gözükmüyordum, Mustafa Er gözüküyordu. Dolayısıyla bu seçim anketi gibi bir anket diye söylüyor ama bu seçim anketi değil Sayın Kadir Albayrak, bu memnuniyet anketi. Bu memnuniyet anketinden bizim Tekirdağlı insanlarımızın sizin başında olduğunuz Büyükşehir Belediyesi'nden ve diğer ilçe belediyelerimizden memnun olmadığı ortaya çıkıyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz, bakın bizler artık belde belediyesi zihniyetiyle çalışan belediye istemiyoruz. Eskiden bizim belde belediyelerimiz zamanında da parke taş çalışmaları vardı, kanalizasyon çalışmaları vardı, yol yapılıyordu, iz yapılıyordu. Biz sadece bunun yapıldığı bir büyükşehir belediyesi istemiyoruz. Biz vizyoner belediyecilik anlayışı içerisinde Tekirdağ turizminin gelişmesini istiyoruz. Tekirdağ tarımına destek vermenizi istiyoruz. Bu 3,5 yıl içerisinde kaç tane tarımsal hizmetlerle ilgili yatırım yaptınız? Ne kadar arazinin sulanmasını sağladınız? Kaç tane gölet yaptınız? Bize onu söyleyin. Varsa böyle bir hizmetiniz bize bunu söyleyin. Bunun yanı sıra yapılması gereken pek çok alanda, sosyal hizmetler alanında, diğer altyapı hizmetleri alanında ne kadar basiretsiz ve yeteneksiz olduğunuzu da bu halk biliyor. Böyle olmasaydı dünyanın her şehrinde yapılan altyapı çalışması gibi Tekirdağ'da da altyapı çalışmalarının bir mantık silsilesi içerisinde yapılabilmesi, bir stratejisi olsaydı